أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعدد ما علم الله. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bugün Şaban Şerif ayının ilk gecesi ve İmam Nesefi'nin rahmetullahi aleyh nakline göre her kim Şaban Şerif'in ilk gecesinde bir namaz vardır, nafile namaz. Bu namaz İmam Nesefi rahmetullahi aleyhin kitabında ve Safuri'nin Nüzhetül Mecalis kitabında gelmektedir. Evet, bu namazı kılan kişinin annesinden doğduğu gün gibi günahları, hataları mahvolur, silinir ve yetmez. Karşısında gelecek 80 güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz. Peki şimdi biz hadis-i şeriften biliyoruz. Men ahlasa lillahi 40 yawman tefecceret min kalbihi ala lisanihi yunabiyal hikmete. Kim ki 40 gün ihlas ile geçirirse, yani günahsız geçirirse, tertemiz geçirirse, sadrından lisanına hikmet verilir. Peki bu hikmet verilmesi önemli midir? Yani verilmese de olur mu? Hayır, olmaz. Niye? Çünkü bizim Allah Subhanahu ve Teala'ya muazzam bir ömürden bir 40 günümüz olmayacak mı ihlas ile geçirilen? Bizim bir 40 günümüz olmasın mı ihlas ile geçirilen? Bu bir. İkinciden tasavvuf ehli kitaplarına bakılırsa diyor ki men lem yuarrif fi tarifi tasavvuf ve huve ahmakun. Kimin tasavvuf tarifinde kendi sözü olmazsa, kendi tarifi olmazsa, tasavvuf nedir? Ezbere, işte tasavvuf büyüklerinin sözünü ezbere bilmek ayrıdır ama kendine hikmet verilmesi ve kendisi tasavvufun tarifini söylemesi ya da başka bir ifadeyle yeni çıkan fitnelere karşı kendi duruşu, kendi gayesi, kendi görüşü olması bu demek değildir. Mesela günümüzde işte Kur'an-ı Kerim'e tefsir yazanlar çoğaldı. Günümüzde değil, geçmişten de vardır. Nereden yazdın bunları denildiği zaman kendi görüşümü beyan ettim, hiçbir senete dayanmadım diyor. Bu o değildir. Bu bahsedilen şey ayet-i kerimede فَاَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Biz ona ilham ettik. Fucur şudur, takva budur diye. Yani Allah subhanehu ve teala kulunun mülheme, en az mülhemeye çıktığında, mülheme makamına nefis. Ondan önce levvame vardır. Yani nefis hep kendini suçlayacak. Başkayı suçlamaz, başkayla iş olmaz, kendi nefsini suçlayacak, sürekli kendiyle meşgul olacak. Filancı suçlu, ben iyiyim dediği anda emmarededir o nefis. Onun için Evliyaullah kendi arkadaşları, kendi çevresi, kendi ailesi bir suç işlediğinde benim günahımdan, bunların hepsi benim günahımın sureti diye ağlar idi. Gelelim mevzumuza. Tasavvuf tarifinde Allah subhanehu ve teala kalbine hikmet verirse, ki ayet-i kerimede kime hikmet verilirse ona çok şey verilmiştir buyuruldu.
Zira tasavvuftan biliyoruz, tarikat ehli biliyor. Şeyhinde fani olan mürid, kelimi şeyh sırrına mazhar olur. Yani o müridin artık nefsi ölür ve şeyhinin nutkuna, şeyhinin talimatına muntık sırrı tecelli eder. Muntık sırrı tecelli eder. Yani onu Allah subhanahu ve teala konuşturur. Mürşidi kamil konuşturur. Artık o nefsani, şahsi indi fikirler, şahsi buz, kin, edavetten azat olur. İşte bu 80 gün çok önemlidir. Bu 80 gününü yakalamak lazım. Ben tasavvuf ehliyim diyen kişi bu 80 gününü yakalaması lazım. Öyle istesek de günahtan kurtulamayız. Ama böyle müjdeler varsa, ki Şaban-ı Şerif'teyiz, kolayca kurtulmak mümkündür günahlardan. İnşallah o konulara geleceğiz. Ancak şu an Şaban-ı Şerif'in bugünkü ilk gece işte namazını kılmaya çalışalım. Yapamayan kişi de teheccüde yapar. Yine yapamayan kuşluk saatinde yapar. Gece olmaya yapamadıklarını gündüz doldurma tavsiyesi de vardır. Hem hadis-i şeriflerde hem ulemamızın kitaplarında vardır böyle bir tavsiyeler. Peki bu nasıl bir namaz? Bu namaz birinci rekatlarında bir Fatiha ve 5 İhlas-ı Şerif okunur. 12 rekat namaz. Bir başka rivayete göre birinci rekatında 5 değil 15 İhlas-ı Şerif okunuyor. Burada ikinci rekatta okunacak şey beyan edilmemiş. Demek ki birinci rekatında bir Fatiha 5 İhlas ile kaç rekat namaz dedik? 12 rekat namaz. Evet, kulum nafile ibadetlerle bana yaklaşıyor buyuruldu. Peki nafile namazların sünnette aslı var mıdır? Elbette aslı vardır. Hadis-i kutsi de Allah subhanahu ve teala kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşıyor buyuruldu. Buyurdu. Yine Muhammed İbni Hatırıddin Hazretlerinin nakline göre Şaban-ı Şerif ayının ilk gecesi 12 rekat kılınır. Her rekatta Fatiha'dan sonra 15 kere İhlas-ı Şerif okunur. Şimdi burada 15 kere geldi tekrar. Ama burada her rekatta Fatiha'dan sonra 15 İhlas okunur diyor. Her kim bunu yaparsa onun amel defterine 10 bin hasene yazılır ve 10 bin günahı da silinir. Bu malumat da Muhammed İbnül Hatiriddin'in El Cevahirül Hams sayfa 58 kitabında gelmektedir. Zaten Mevla'ya ihtiyacım var diyen kişi işte bu ikincisini kılabilir. 12 rekat namaz hemen biter zaten. Her rekatında 15 ihlasla. Yok ben ecelem var diyen varsa İmam Nesefi Hazretleri'nin rivayet ettiği, ilk zikrettiğimizi kılabiliriz. O da 12 rekat namaz, demin bahsettiğimiz, tekrar ediyorum şu an. İlk rekatında 5 ihlas sadece. Sadece ilk rekatlarında 5 ihlas. Ama bunun da müjdesi çok muazzam gerçekten. Demin bahsettiğimiz gibi 80 güne kadar hiçbir günah hata sadır etmez. Bu ne demek? Mahfuz olacak 80 gün. Evliyaullah'tan olacak 80 gün. Evliyaullah gibi yaşayacak. Zaten bizim hayatımızda tüm sıkıntılar günahımızdan değil midir? Şunu suçla, bunu suçla, şu sebep, bu bahane. Hayır, tüm günahlar elbette insanın kendi günahındandır. Peki günahlar gidince zaten çözümler açılmaya başlıyor. Hastalıklar şifa bulmaya başlıyor. Elbette öncelikle iyi bir tövbe lazım. Bir de bu namaz için verilen yine ecirlerden bir tanesi.
Kendisine 12 senelik ibadet sevabı yazılır. Anasından doğduğu gün gibi hatalarından sıyrılır. Yine burada da hiçbir günahının kalmaması söz konusu. Öyle bir müjde var. Yine çok müteber kaynaklarda Duhan suresinin ilk 8 ayetini Şaban-ı Şerif'in ilk 15 günü her yatsı namazından sonra okunursa her defasında 15 kereden ve 15. günü ise 30 defa okunursa ne duası varsa kabul olacak diye bir müjde de vardır. Zikir bittikten sonra yani 30 kere Duhan suresinin ilk 8 ayeti 15. günü okuduktan sonra Allah subhanehu ve teala'yı zikredecek, istiğfar çekecek, selavat getirecek ve kendi duasını söyleyecek ve ona o duası tabii ki meşru duası verilecek. Böyle bir mübarek günleri işte birbirlerini mahvetmek için harcamak ne kadar bahtsızlıktır. Zira ne kadar dua etme imkanımız olursa kendi saadetimiz için, kendi meşru isteklerimizin kabulü için, kendi sıhhatımız için, Ümmet-i Muhammed'in saadeti için dua etmek lazım. Zira duaya o kadar çok ihtiyacımız var ki. Çünkü asi günahkar kullarız. Mutmainneye çıkmayan kişinin çekecekleri zaten hem Kamil Mürşit Hazaratı'nın kitaplarında, beyanlarında hem ulemanın vaazlarında açık ifade edildi ki mutmainne makamına çıkmayan kişinin imanı suridir. Her zaman bu tehlikeyi göz önünde bulundurmamız lazım. Onun için kimselere beddua etmeye ya da kimselere kötülük istemeye bu günleri harcamak doğru değildir. Hiçbir zaman kimseye beddua etmemek lazım. Ümmet-i Muhammed'e beddua eden kişinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet vermesi yine kitaplarda bahsedilmiştir. İnsan kendi saadeti için dua etmesi lazım. Kendi necat için dua etmesi lazım. Ümmet-i Muhammed evladının necat için dua etmesi lazım. Hatta Allah'ım bana filan kişi zulüm yaptı. Ben onu affediyorum. Ona hidayet ver. O işte kamil imana ersin. O hakiki tavbeye ersin diye dua edilecek ki umulur ki Allah subhanehu ve teala onun duasını da kabul edecek. Bu Duhan suresinin ilk 8 ayeti hakkında gelen malumat gerçekten birçok eserlerde vardır. Bu eserler tek tek zikrediyorum menbaalarını, kaynaklarını. Bu eserler Osmanlı zamanında El-Ra'si vel-Ayni gayet muteber ulema tarafından sevilen, çok okunan eserlerdir. El-Yafi Ed-Dürr-ün-Nazım kitabı mesela 96. sayfası. Et-Temimi Havasül Kur'an-ül Azim kitabı. Bunlar Süleymaniye Kütüphanesi'nden de bulunur. Vesailü Şafia kitabında da aynı malumat getirilmiştir. Zira ayetlerin şifa olduğu sahih hadis-i şeriflerde gelmektedir. Buna kimsenin itirazı olamaz zaten. Allah subhanehu ve teala'nın ne büyük alimleri olmuş tabii ki de. Mesela Muhammed Ettimyati isimli bir zat. Onun Nihayetül Emel isimli kitabında şöyle bir malumat vardır. Şaban-ı Şerif'in ilk gecesi yani bugün idrak edeceğimiz bu gece. Dualarımız çok değil mi? Duanın kabul olmasının yine bir sırrı zikredilmekte. Şöyle zikredilmekte.
Yemen ehlinden olan bazı ariflerden nakledildiğine göre her kim Duhan suresinin ilk 8 ayetini Şaban ayının ilk gecesinde 15 kere okur. Sonra Allah Teala'ya zikredip hamdü senada bulunur. Daha sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam okur. Ondan sonra Allah subhanehu ve Teala'ya dünya ahiret meşru isteklerinde hususunda dua eder. Hakikaten bu işte Duhan suresinin ilk 8 ayetini okumak hayırlı meşru isteklerinin icabatı hususunda çok süratlidir buyurulmuş. Elbette istiğfar çekmek kalpteki her türlü dünyaya mahsus şeytani, nefsani düşünceleri yani düşüncelerden havatırı temizlemek. İnna Allaha tayyibun la yukbelu illa tayyibe. Allah subhanehu ve teala pakidir ancak pakileri kabul eder. Başka insanlara haset varsa ya da gıybet ehli ise bir kişi bunlar kabule manidir. Velev ki okunan şey ismi azam olsun. Bunlar kabule manidir. Evet, Allah'ın kullarına her zaman saadet dilemektir. Kendi saadeti hakkındaki duanın kabulü için şart. Şart olan husus budur. Yoksa sen Resulullah'a aleyhissalatü vesselam ümmetinin zevalini, ümmetlerinden birinin zevalini dileyen bir zavallı olursun. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam düşmanı olursun. Mesela senin çocuğunu birisi beddua ediyorsa sen onu sevmiyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harisun aleyküm. Ümmeti Muhammed üzerine titreyen, ağlayan bir zattır. Ümmeti Muhammed'in beddua edilmesini istemez. Ümmeti Muhammed'in kurtulması için dua eden kişi Resulullah aleyhissalatü vesselam çok yakındır. Ümmeti Muhammed'i dert edinmeyen kişi feleyse bi müslümin. Men asbaha ve lem yehtemme bi umuril müslümi feleyse bi müslümin. Müslümanların derdiyle dertlenmeden sabahlayan bir kişi Müslüman değildir. Bu çok korkunç bir tehdit. Mesela şimdi ortaya bakılırsa gidişata Rusya Suriye halkının üzerinden kimyavi bombalar yağdırdı. Tabii ki de Suriye halkı oradan kaçacaktı. Şimdi insanlar diyor, bak kahraman Ukrayna halkı. Halbuki oraya kimyavi bomba yağdırmadı. Yağdırsa hali oradan da kaçardı. Şimdi tüm dünya ayağa kalkmış. İnsanları öldürme diye birbirine destek çıkıyorlar. Halbuki Müslüman ölürken kimsenin umurunda değildik. Yani Müslüman ölürken hiçbir ülke ayağa kalkmamıştı. Suriye ölürken, Suriye halkı ölürken kimsenin umurunda değildi. Öyleyse biz hatta şimdiki günlerde Ukrayna diyor savaş bitinceye kadar şarap içmek yasaktır. Niye? Şaraptan dolayı biz mağlup oluyoruz. Bir gayrimüslim bunu düşünebildi. Peki biz niye kendi kendimizi düşünmüyoruz? Biz niye kendi galebemizi düşünmüyoruz? Ne yapsak galip olacağız diye. Bizim galebemizin sırrı takvadadır. Habis lokma yiyen takvalı değildir. Evet, bugünlerde duadan bahsediyorsak duanın kabulünden soframızı değiştirmemiz lazım. Bunun mücadelesini vermemiz lazım. Ya nefsini teslim eyle takvaya ya hazır ol hakkın gelir belaya diyor Selman-ı Fani. Evet, şimdi Şaban-ı Şerif'in başında, ortasında, sonunda 3 gün oruç müjdesi de vardır.
Zübdetül Vaizin Dürretün Nasihin kitabında Şaban Şerif'in başında, ortasında ve sonunda 3 gün oruç tutarsa Allah Teala onu 70 peygambere bu oruçları tuttukları zaman verdiği sevabın bir mislini yazar. Şaban Şerif'in başında, ortasında, sonunda 3 gün oruç tutan kişi. Başlıyoruz başında oruca inşallahül kerim. Evet, Allah Teala'ya 70 sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehit olarak vefat eder. Zübdetül Dürretün Nasihin kitaplarında öyle gelmiş. Tabii birçok yine müjdeler vardır. İnşallahül Kerim beyan edeceğiz. Rivayetlerde kim yeni ayı gördüğü zaman ya hilal hayrun ve rüştün amentü billahi lezî halakake velhamdülillahi rabbil alemin diye dua ederse, hatta bir başka rivayette Allahümme inni es'elüke min hayri hâzihi şehri ve eûzu bike min şerrihi diye dua etmesi de zikredilmiştir. Yeni ayı gördükten sonra o dua okunacak ve İmam-ı Sübki'den rivayet edildiğine göre Tebareke suresini okumak sünnettir. Zira o Tebareke suresinin bir ismi Münciye'dir, yani kurtarıcıdır diye rivayet vardır. Kim ki böyle yaparsa o ayda kendisine bereket, feyiz, belalardan emniyet hasıl olur. Bu İbn Hacer el-Haytemi'de zikredilmiştir. Alusi'de zikredilmiştir. Bir de İmam-ı Bessami Hazretlerinin beyanı üzere ayı gördükten sonra elini bedenin üzerinde gezdirerek Eşşafi ismi şerifini 391 kere okuyan kişi, Allah Teala ona zahiri batini hastalıklardan şifa verir. Bu da Abdurrahman el-Bistami isimli zatın Vasfü'd Deva fi Keşfi Afatül Veba isimli kitabında zikredilmiştir. İsamüddin Taşköprüzade Risaletü Şifa li Edva'il Veba isimli kitabında da bunlar zikredilmiştir. Yine İmam Termizi Rahimahullah'ın beyanı ve şey üzere yeni ay görüldüğünde, yani bu gece 41 defa Fatiha-i Şerife'yi okuyan kişi o ayın bereketine nail olur ve şerlerinden emin olur. Bu İmam-ı Terimi isimli bir zatın El-Vesailü Şafi fil Ezkârin Nafi isimli kitabı 451. sahifesinde gelmektedir. Elbette kendi duasının kabulünü isteyen kişi evvela ümmeti Muhammed'e dua etsin buyuruldu. Mesela Allahümme ağfirli ve li valideye ve li ustaziye ve li cemii'il müminine ve müminat, müslimine ve müslimat, ve li ahya'u minhum ve li amvat, bi rahmetike ya erhamer rahimin duası mesela, ya da ülkemiz için dua etmek. Evet, unutulan takva ahkamının ihyası için dua etmek. Ülkemizdeki en büyük, devrimizdeki muasır en büyük fitne nedir? Canan Karatay'ın dediği gibi gıda endüstrisine gerek yok. Tabiyet kendisi bize doğal gıdayı sunuyor diyor. Ya da ilacı zaten Allah Subhanahu ve Teala bize doğalını sunmuş. Mesela yakında bir hocamızın çocuğu alerji hastalığı oluyor ve hemen mavi hindiba içiriyorlar.
İyileşiyor çocuk. Ondan önce de ellerinin altında doğal sirkesi varmış, onu içiriyorlar. Ve diriye sirkenin kendisini sürüyorlar. Doğal sirke. Mavi hindiba ise şu resimde gördüğünüz mavi çiçekli ciğerin temizlenmesi için gayet güzel bir hazinedir. Yani Allah subhanahu ve teala bize doğal nimetler sunmuş. Sümme letus elünne yevme izin anin naim, nimetlerden sual olunacağımız gün o bize unutturulan nebevi tıp ihyası için mücadele verdik mi? Hayatımızda onu uyguladık mı? Bunlardan da sorulacağız. Git gel durmadan ilaç içmek. Bunlar ahirette bizden sorulacak şeylerdir. İnsan sabretmesi lazım. Vücudu biraz oyala, kendisi şifa bulur diyor tıp ilminin uzmanları. Yani vücut kendi kendini iyileştirir diyor. Tabii ki evvela tövbe etmek lazım günahlara. Çünkü her hastalık unebbiikum deikum ve deveikum feinne deikumuz zunub ve deveikumul istiğfar. Tövbe edersek şifa buluruz. Lillahi Teala el Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.